Sınırsız Kütüphane sergisi geçen yıl karar verdiğimiz bir sergiydi. Kavramsal çerçevesini oluşturduğumuz. 2016'dan bu yana görülmüştür.org ve Red Fotoğraf olarak her yıl bir tema etrafında içeride ve dışarıdakileri buluşturan sergiler düzenliyoruz. İçeriden dışarıya fotoğraf, dışarıdan içeriye fotoğraf, Özgürlüğün Sesi, Karanlıkta Kahkaha gibi daha önceki sergilerimizi gerçekleştirdik. Bu yılda Kar Sanat Galerisi'nde 13 Eylül'de başlayacak olan Sınırsız Kütüphane ile içeridekilerle dışarıdakileri bir kez daha buluşturuyoruz. Bir yıl süren bir çalışma dönemini kapsadı. İçerideki mahpus arkadaşlara serginin içeriğine ilişkin metnimizi yolladık. Onlardan bu konudaki düşüncelerini paylaşmalarını istedik. Bize gelen mektuplar oldu. Sergiye gelenler o mektuplarda da örnekleri görecekler. İçeride üretilen edebiyat sanatı diyelim genel olarak, yani şiir, öykü, roman üzerine. Biliyoruz ki bir işte edebiyat alanında çocuk edebiyatı, gençlik edebiyatı, işte bir sürü dönem edebiyatı gibi kavramlar oluşmuştu. Bir hapishane edebiyatı kavramı ortaya çıktı. Uzun yıllardır Türkiye'de hapishanelerde şair, yazar, edebiyatçı olmuş sanatçı arkadaşlar ortaya çıkıyor. Fakat bunların dışarıyla kurduğu bağ, dışarıda bunların görünürlüğü sorunu var. Burada tabii bir sürü diğer ana etkenler de şey. Nedir bu ana etkenler? İşte bir kısmının yazdıkları dışarıda kitaplaşabiliyor, basılarla getirilebiliyor. Bir kısmının yazılıyor, maalesef dışarıya bile çıkamadan yok oluyor. Onlar inatla yine yazmaya devam ediyorlar. Bir şekilde dışarıya çıkan kitaplar da kitaplaşıyor. Bu sergimizin içeridekilere güç verdiğini biliyoruz. Çünkü geçmiş yıllardaki geri dönüşlerden bunu alıyoruz. Sürekli o umut, gelecek, yani düşünün 30 yıldır yatıyor, 20 yıldır yatanlar var. Ömür boyu müebbetlikler var. Ve bunlar hiç vazgeçmiyorlar. Direniyorlar ve hayal ediyorlar. Hayallerini, düşüncelerini bir şekilde ifade etmeye çalışıyorlar. Tırnaklarıyla duvarları kazıyıp onlardan işte resimler yapıyorlar. Meyve sularından boya diye kullanıp resim yapıyorlar. Yani yaratıcılıklarını sırf düşünsel bazda değil, nesneleştirme amaçlı kullanırken de yapıyorlar. Ama biz dışarıdakiler baktığımızda, ya diyoruz 20 yıl, 30 yıldır bir odada yaşıyor bu insan ve bunları nasıl yapıyor diye biz hayret ediyoruz. Sözde biz dışarıda özgürüz ya. Fakat burada da şu ortaya çıkıyor. Düşüncenin ya da özgürlüğün mekanla olan ilişkisi önemli tabii. Ama bunun yanı sıra düşüncenin özgür olması daha önemli. Her türlü sansüre karşı, baskıya karşı, eğer bir insanın düşüncesi özgürse, ne olursa olsun yaratıcılığını kullanmasını da eklediği zaman sanat yapmış oluyor. İşte bizim de bu moral motivasyonla içeriye bir dönüş yapmamız onları daha da bir güçlendiriyor. Aslında bu sergi bir anlamda hem onlara moral motivasyon, hem dışarıdakilere de, içeridekiler her ne kadar baskı zorda olsalar da üretiyorlar, bizler de onlara yetişelim çağrısı.